Tasavvuf İslam'ın neresinden? Tasavvufa ait İslam'dan olan olmayan ve tam bir tezat teşkil eden ne var ise her ne kadar tamamen olmasa da ana hatlarıyla kısmen arada ufak tefek noksanlıklar kalacaktır ama en azından tasavvuf hakkında genel sizi ondan koruyabilecek meseleleri size anlatmaya çalışacağız. Anlamanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tasavvuf İslam'ın neresinde derken tasavvuf eşit İslam anlamında mı kullanılıyor? Tasavvuf eşittir İslam'dır. İslam eşittir tasavvuftur. İslam noksan, yani İslam eksi, tasavvuf mu onu tamamlıyor? Tasavvuf da diyebiliriz ki ümmül mesaildir. Yani bütün meselelerin anasıdır. Veyahut İslam tamam, İslam'ın üzerine artı tasavvuf mu? İslamsız bir tasavvufun batıl olduğunu, tabii tasavvufsuz İslam'ın atıl olduğu gibi, tasavvufsuz İslam'ın atıl olduğu gibi... İslam'ı bir ceset olarak kabul edersek, tasavvuf da bunun ruhu. Eğer İslam eşit tasavvufsa, İslam'a denk eş bir din anlamında mı yaşanılıyor, kullanılıyor demeyeceğim. Hiç kimse tasavvuf, yani İslam eşit tasavvuf derken, İslam'dan gayri İslam'a denk bir şey olarak söylemiyor. Ama eşitse, bunun arkasından sorulması gereken birçok sorular var. Bu eşitlik tasavvufun İslam'ın kendisinden olduğu anlamdaysa tasavvuf 1 milyonun üzerindeki ahadis-i Muhammediyedir. Tasavvuf işin özüdür. Tasavvuf imanla kemale erdirebilmek. Tasavvuf İslam'ın özüdür. Buna yaptığımız zaman da tasavvufa baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. Tasavvuf 6666 ayat-ı ilahiyedir. Tasavvuf, ihlas, takva, muhabbet, marifet, aşk, iman, tevhid, ihlas, tevazu, teslimiyet, tevekkül, rıza, hiçlik, rüşt, diyargâmlık, cömertlik, merhamet. O zaman tasavvuf adına ne yapılırsa yapılsın, her şeyi İslam'ın içinde bulmak gerekir. Tasavvuf adına ne yapılırsa yapılsın, her şeyi İslam'ın içinde bulmak gerekir. Eğer her şeyini İslam'ın içinde buluyorsak, neden tasavvuf ismiyle tesmiye edilme ihtiyacı duyulsun ki? İslam noksansa, ileride geleceği gibi bu bir ithamdır. Tamamlanmayan, noksan bırakılan bir dinin üzerine tamamlayıcı olarak mı gündeme geliyor tasavvuf? Yoksa İslam tamam, artı tasavvuf mu? İslam'la yetinilmiyor, İslam yetmiyor da tasavvufla mı ona yeterlilik kazandırıyoruz veyahut kazandıracağız? Önce İslam dediğimiz, müntesip olduğumuz dinin mutlak ana hatlarıyla bizce şu soruların cevaplarının verilmesi gerekir. Ondan sonra İslam'a nispet edilen ne olursa olsun, onun ne kadar İslam'dan olduğunu,
ne kadar İslam'a ters düştüğünü, ne kadar İslam'ın alternatifi olduğunu, İslam gibi müstakillen bir din olduğunu anlamamızı sağlar. Eğer tasavvuf İslam'ın kendisi ise başka bir isimle tesmiyeye ihtiyaç yoktur. İslam eksik ise, İslam noksan da artı tasavvufsa dinde bir sorun var demektir. Bu da Allah'ı ve Resulünü itham anlamındadır. Veyahut İslam'dan olan bazı hakikatler kullanılarak, İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten kullanılarak başka bir dinden olan şeylerin bize yutturulması için, rahat kabul etmemiz için müstear, kamuflaj, yoksa bir kod adında mı bize bu sunulmaktadır? Now we heard the words of our new Holy Father, Pope Francis, in his very first homily. What did he say? He said, if you are not praying to Jesus Christ, you are praying to the devil. All right? There is no middle ground. Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar. Ana trafoya bağlanacağım. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanıyorsun. Ne? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlan. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlan. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Başka bir dinden olan şeylerin bize yutturulması için kiliseye tekrar dönülür ve orada da yine tören devam eder, dualar okunur, daha sonra yedisi yapılır ve kırkı yapılır, senesi yapılır ve bugünlerde de ölünün mezarı başında dualar okunur. Yakınları hiçbir iş yapmaması ve onun ruhuna, onun varlığına, onun canına dua etmeleri gerekir. Ve her gün ibadete gelir, özel bir duayı kaybetmiş olduğu yakınının ruhuna söyler her gün gelen kişi. Dokuzuncu kelime biyedil hayır. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. İşte şu kelime cin ve insanı idare edip müjde veriyor. Diyor ki ey biçareler mezaristan'a göçtüğünüz zaman وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten kullanılarak başka bir dinden olan şeylerin bize yutturulması için. Şimdi tecelli kavramı Tanrı'nın insan bedeninde görünmesi kavramı. Kesinlikle. Tanrı da kendini insanın vücudunda bedenleştirdi. Mesih insan bedeninde görünmüş olan Tanrı'dır. Kutsal kitapta Pavlus'un öğrencisi Timoteus'a yazdığı ilk mektubun 3. bölüm 16. ayetini hatırlıyorum. Ne diyor? Şöyle diyor. Tanrı yolunun sırrı büyüktür. Tanrı bedende göründü. İslam'da bunun bir küfür olmadığını söyleyen, Allah'tan başka Allah yokturla çelişmediğini söyleyen pek çok grup var. Ve açıkça diyorlar ki Allahü Teala insan suretinde görünmüştür. O zaman dostlardan biri, keşfe açık kullardan biri görmüştü. Mevla Teala'nın tecellilerine mazhar olan bir zuhuratta ne diyor?
Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Mevla tecelli ediyor, tecelligâhtır. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّب۪ينٌ Başka bir dinden olan şeylerin bize yutturulması için. Yani Mesih Tanrı'ya eşittir demek. Tanrı'nın doğasına sahiptir demek. Bu nedenle Mesih Tanrı'dır. Tamı tamına. Yani Mesih Tanrı'ya eşittir demek. Yani Mesih Tanrı'ya eşittir demek. Muhammed Mustafa! Muhammed Mustafa'nın müşebbihi yoktur. Muhammed Mustafa! Muhammed Mustafa'nın benzetebileceği hiçbir varlık yoktur. İmam-ı Rabbani Kuddisir'in buyurduğu gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah. Muhammed Mustafa eşittir Allah. Aynı ilahi doğadandır. İnsan olarak da bir insandır. Tamı tamına. Bir eti kemiği var farklı olarak. O kadar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ يَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ Tasavvuf kelimesinin kelime anlamına girmeyeceği. Ama şunu bilin ki tasavvuf kelimesinin kökünde birçok ihtilaf vardır. Tasavvuf suftan gelir. Suf yün demektir. İşte yünlü giydikleri için veya işte posta oturdukları için. Bu kelimenin aslı hakkında bazıları suf yani yün kelimesinden türediğini söylemiş. Fakat bu sözlerin ilmi bir dayanağı olmuyor. Çünkü suf yani yünden hırka giyinenler manasında kendine göre bu tasavvuf ehlinin hepsinin yün giydiği görüşü makbul değil. Ehli suffeden yani ashab-ı suffeden geldiğini söyleyenler de var. Nitekim ashab-ı suffe gibi oldukları bundan dolayı onlara sufi isminin verildiği ifade ediliyor. Bunlar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinin suffasına mensupturlar diyenlere gelince suffaya mensup olmak sarf itibariyle sufi üzere gelmez. Yani kelimenin gramer cihetinden türemesi bu şekilde olmaz. Hatta Biruni gibi bazıları sufi kelimesinin Yunanca Sofya kelimesinden geldiğini ifade ederler. Tasavvuf 6666 ayat-ı ilahiyedir. Tasavvuf Yunan'ın ifadesi değildir. Bir başka görüşe göre sufi saf ve evvelden de gelir. Bazıları da saf kelimesini türemiştir derler. Sanki onlar kalpleriyle ilk saftadırlar, mana ilahi huzurdadırlar derler. Bu mana itibariyle doğrudur ama lügat manası bu mananın ilk safta olmasını, ilk safa ait olmalarını gerektirmez. Başka bir görüş ise sufetül kafa terkibinden geldiğidir. Yani bu da aslında ense kılı anlamına geliyor. Kimisi bunu Yunan felsefesine nispet eder. Kimisi yün elbise giymekten, dervişlerin yün elbise giymesinden dolayı böyle tesmih edilmişlerdir der. Ne menen bir kelime olursa olsun önemli değil. Kat'iyetle Kur'an, sünnet ve İslam hukukunda bu ifadenin kullanıldığını göremezsiniz. Kelime olarak nereden gelirse gelsin, hangi dile nispet edilirse edilsin, hiçbir önemi yoktur. Önce İslam'ı
Allah'ın dininin hiçbir şeyi noksan bırakmadan tamamlandığını, mükemmel bir din olarak bize teslim edildiğini, emanet edildiğini Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Bugün size dininizi ikmal ettim. Bu veda hutbesinde o sıralarda inen ayetlerden birisidir. Allah dininizi tamamladım, ikmal ettim diyor. Ve size ihsan ettiğim nimetimi de kemale erdirdim. Yani din tamamlandı ve nimet kemale erdi. Sizin kitabınızda olan okuduğunuz bir ayet var ya, eğer o biz Yahudi topluluğuna inmiş olsaydı, biz onun indiği günü bayram edinirdik diyor. Ömer diyor ki, قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم bu ayeti kastediyor. Bugün size dininizi tamamladım. Ve üzerinizde olan nimetimi de kemale erdirdim. Bunu kastediyor. قال عمر biz bunun Allah Resulüne Arafat'ta Cuma günü orada ayaktayken indiğini yani yerini ve gününü biliyoruz diyor. Yani o günde bizim için bayram zaten diyor. Ve başka bir ayeti kerimede de yeryüzünde yürüyen hayvanlar gökyüzünde iki kanadını çırparak uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer ümmettir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Ve nihayet hepsi Rableri huzuruna toplanarak geleceklerdir. Kur'an, sünnet, din olarak bu denli ikmal edilen, tamamlanan, kemale erdirilen bir din olarak bize tevdi edilmiş, bize emanet edilmiştir. Az önceki ayet-i kerimelerin siyakında kemale ermiş bir din, Resul'ün açıkladığı bir din, öyle ki bu kemale erdirilen din öyle bir din ki defa haceti bile ihmal etmemiş. Defa hacet esnasında kıbleye dönmenin bile yasaklılığı beyan edilmiş. Hangi elle istinca, istibra yapılmasını gerektiğini de öğretmiş. İstinca anında neyin ne kadar kullanılacağını da. Hatta istincada bazı şeylerin kemik ve tezek gibi ki başka bir rivayette bunlar cin kardeşlerinizin yiyecekleridir diyor. Tezek ve kemikle de istincayı yasaklamıştır. Ebu Zer radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette Ebu Zer diyor ki terakna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma ta'irun yuqallibu cenahihi fil hawa'i illa ve huve yuzekkiruna minha ilmen. Diyor ki Ebu Zer Allah Resulü bize gökteki uçan kuştan, kanat çırparak uçan kuştan dahi bir şeyler bırakarak biz onu terk ettik. Yani o ahirete irtihal etti diyor. Başka bir rivayette yine Ebu Zer'den gelen مَا بَقْيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَعِدُ مِنَ النَّارِ اِلَّا قَدْ بُيِّنَ لَكُمْ Bizi cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak ne varsa size hepsi beyan edilmiştir diyor. Yani açıklanılmıştır. Resul bunu açıklamıştır. Biz o kitapta hiçbir şeyi bırakmadık derken bunu genel anlamının yanında alabildiğine ıtlak, mutlak bir şekilde kullanmadan.
bize açıklanılması gereken ne? Cennete götürecek ve cehennemden alıkoyacak ne varsa. Bu ifade yeter. Hatta semada kanat çırparak uçan kuştan bile bize bilgi verdi diyor. Öylece bizi terk etti gitti. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahirette ne zaman irtihal etmiş? Bu din tamamlandıktan sonra, vahyen nüzulu, vahyin indirilişi tamamlandıktan sonra bunun açıklaması da bitmiştir. Beyanı da bitmiştir. Açıklanmadık hiçbir şey kalmamıştır. Başlıktaki okuduğum tasavvuf İslam'ın neresinde? İslam eşit tasavvuf mu? İslam eksi tasavvuf mu? İslam artı tasavvuf mu? Bunlara net cevap verebilmek için ister eşit deyin, ister eksi, ister artı deyin, kat'iyetle ve kat'iyetle İslam'ın yanında başka bir kelime buna denk, eş anlamda, hem de anlayamadığımız bir kelime, hangi dilden, hangi kökten türediğini bilmediğimiz bir kelime onun adına kullanılamaz. Eğer alaka kurabilirseniz, bu ortamda bile birçok sistem, hasreten Türkiye'yi kastediyorum, İslam'la bir şeyi çakıştırıp hissettirmeden bize yutturmak için hep farklı garip kelimeler kullanırlar. Laiklik bundan bir tanesidir. Türban bundan bir tanesidir. İmam nikah dediğiniz kelime bundan bir tanesidir. Hepsinin altını araştırın, karıştırın. Mutlak İslam'la tezat, taban tabana zıt düşen şeyleri bize yutturmak için bunu kullanmışlardır. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette Allah Resulü bize dinde örtülü, açılmamış, beyan edilmemiş, hiçbir şey bırakmadı. Hatta içecek kaba üflemeyi bile yasaklamıştır diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette ise sizi cennete yaklaştıran ne kadar amel varsa, ne varsa size onu, sizin onu yapmanızı emrettim diyor. Ne kadar amel varsa sizi ateşe götürecek, cehenneme götürecek ve onu yapmaktan da sizi nehyettim diyor, size yasakladım diyor. Şimdi bu zikrettiklerimizin hilafına, zıttına, buna ters düşen, neyin ters düştüğünü anlayabilmemiz için Kur'an'daki bu mevzuda zikredilen, anlatılan nasları bilmemiz, bilmediğimiz bir kelimeyle, ifade şekliyle nelerin Kur'an'a yamanarak bize din adına yutturulmak istediğini ancak bunları bildikten sonra, anladıktan sonra tespit etmemiz mümkündür. يَقُولُ الْمَوْلَ عَزَّ وَجَلَّ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik, noksan bırakmadık. Veyahut الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ. Bugün size dininizi kemale erdirdim ve nimetimi, üzerinizde olan nimetimi de tamamladım. Şevkani diyor ki Allahu Azze ve Celle Resulünün ruhunu kabzetmeden önce eğer dini tamamlamışsa, ki tamamladığını söylüyor, her yönüyle kemale erdirmişse فَمَا هُوَ الرَّيُّ الَّذِي اَحْدَتَهُ اَهْلُهُ بَعْدَ اَنْ اَكْمَلَ اللّٰهُ د۪ينَهُ. Peki Allah'ın dinini tamamladıktan sonra insanların görüşleriyle, kanaatleriyle bu uydurdukları şey ne? Eğer Allah dinini tamamlamışsa, Nebi'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu kabzetmeden önce, peki insanların bu görüşleri ne anlama geliyor o zaman Allah'ın dinini tamamladıktan sonra? Eğer onların itikadında bu söyledikleri şeyler varsa, doğruysa kendilerine göre, o zaman bu din noksan ki sadece onların görüşleriyle, kanaatleriyle, tavsiyeleriyle ancak kemale erdirilecektir. Sahih sünnetin sarahatine terstir. Muhalefetun ve tekzibun li sarihi sünneti sahiha. Sahih olan sünnetin sarahatine terstir bu.